Ya şu işimi. Evet arkadaşlar, Mart ayı meclis toplantımızı açıyorum. Gelmeyen arkadaşımız var mı bugün? Ben kadro. Var mı Özlem Bey? Yok başkanım. Volkan yetişmeyi... Ben burada geldim. Geldi. Tamam. Onun dışında yok zaten. Başka mazeret bildiren de olmadı. Evet, bu toplantımızın hayırlı olması dileğiyle açıyorum. Gündemi okutuyorum. Evet. 4-3-2015 tarihli Mart ayı meclis toplantısı gündemi. 1. Açılış ve yoklama. 2. Saygı duruşu. 3. Şubat ayı meclisinde Türlü İşler Komisyonu'na havale edilen işlerle ilgili olarak komisyondan gelen raporların görüşülmesi. 4. Mesken ve iş yerlerinde olması gereken otopark sayısının yeniden düzenlenmesinin görüşülmesi. 5. Kat karşılığı inşaat yaptırılması işinin görüşülmesi. 6. Belediye taşınmazları ile araç parkının kamu yararına çalıştığına dair karar alınmasının görüşülmesi. 7. Dilek ve temenniler. 8. Kapanış. Ek gündem sunan... Ek gündem vermek isteyen var mı? Yok. Bizde 5 tane ek gündem geldi başkanım. Onları da müsaadenizle tek tek okuyup gündeme almamız gerekiyor. Birincisi, Çayber İmar İnşaat Kültür Turizm Gıda Sanayi ve Ticaret Limited şirketinin bankalardan kredi kullanabilmesi için şirket müdürüne yetki verilmesinin görüşülmesi. Kabul edenler diyeceğiz. Gündeme alınması, kabul edenler. Kabul etmeyenler. Ne diyeyim? Oy çoklu değil mi, oy günleri? Yok, oy çoklu. Oy çoklu. Bunları biz daha önceden verilseydi daha iyi olurdu yani. Önemli. Şimdi maddeyi kendine göre önemli. Ek gündemler son. Öyle mi? Ek gündemler genelde son dakikada geliyor. Onun için şey yapalım. Yani bunların son dakikaya bırakılmasının özel bir sebebi yok. Son dakikada doğdukları için. Yani. Evet. Devam edelim Özlem Bey. Yazdık. Evet, ikinci ek gündem maddesi. Zabıta Müdürlüğü'nün hazırlamış olduğu Çaycuma Belediyesi işgal tembihnamesinin görüşülmesi. Gündeme alınmasını kabul edenler. Gündeme alınmasını kabul edenler. Oy birliği edilmiştir. Evet, yine bu da son dakikada geldi. Faksla gelen bir şey. Üçüncü ek gündem maddesi. İç Anadolu Belediyeler Birliği'nin 4-3-2015 tarih ve 914 kayıt sayılı üyelik talebi konulu yazısının görüşülmesi. İçeriği de İç Anadolu Belediyeler Birliği, birliğimize üye olun diye bir talebi var. Bunun gündeme alınmasını oylarında sunacağız. Kabul edenler, kabul etmeyenler oy birliği edilmiştir. 4. ek gündem maddesi. Türkiye Sakatlar Derneği Zonguldak Şubesi'nin 2-3-2015 tarih ve 21 sayılı dernek temsilciliği için yer talebi konulu yazısının görüşülmesi. Gündeme alınmasını. Gündeme alınmasını kabul edenler. Kabul etmeyenler oy birliği edilmiştir. Evet. 5. ek gündem maddesi. Çaybel İmar İnşaat Kültür Turizm Gıda Sanayi ve Ticaret Limited şirketinin bilimum bankalardan kullanacağı kredilere belediyemiz adına kefalet verilmesi için belediye başkanına yetki verilmesinin görüşülmesi. Kabul edenler oy çokluğuyla kabul edilmiştir. Evet, 5 tane ek gündem maddesi gündeme eklendi. Gündem maddelerinin sayısı 13'e çıkmış oldu. Evet, şimdi gündemin saygı duruşu. İkinci maddesi saygı duruşu. Hepimizi aziz şehitlerimizin huzurunda bir dakikalık saygı duruşuna davet ediyorum. Teşekkür ederim.
üçüncü maddede Şubat ayı meclisinde türlü işler komisyonuna havale edilen işlerle ilgili olarak komisyondan gelen raporların görüşülmesi var. Evet, komisyon ne diyor? Başkanım, komisyon çalışmalarını tamamlayıp raporları teslim etti. Üç tane konu vardı türlü işler komisyonuna havale edilen. Ben sırasıyla okuyup oylara sunacağım. Birincisini okuyorum. Türlü İşler Komisyon tutanağı, Çağcıman Belediye Meclisi'nin Şubat ayı meclis toplantısı birinci birleşiminde gündeme alınan ve komisyonumuza havale edilen ilçenin Çay Mahallesi Cumhuriyet Meydanı'nda bulunan Tabu Kadastro'da Pafta 12, Ada 87, Parsel 30 No'da kayıtlı Milli Emlak Genel Müdürlüğü tarafından belediyemize tahsisli binanın konusu komisyonumuzca incelenmiş olup Mehmet Özdal ve İrfan Kabuğ'un evet, Mustafa Topçu'nun çekimsel oyu kullandığı görülerek bahse konu binanın Çağcıma Atış Düşünce Derneği'ne tahsis edilmesine oy çokluğuyla karar verildi. Karar gerekçesi de belediye ile ortak yapılan projelerin ve faaliyetlerin devamının sürdürülebilmesi amacıyla diye. Mustafa Topçu'nun çekimsel kararı var, şerhi var, onu okumak istiyorum. Birinci madde, belediyeye ait taşınmazların dernek, cemaat, cemiyet gibi kuruluşlara tahsisi mümkün değil. İkincisi, mevcut yer hazine tarafından Çağcıma Belediyesi'ne kütüphane açılması için kaymakamlık tarafından tahsis edilmiş. Dolayısıyla tahsis şartlı olduğundan başka bir yer tahsisi mümkün değildir Mustafa Topçu şeklinde. Oy çokluğuyla Atatürk Düşünce Derneği'ne tahsis edilmesi kabul edilmiş binanın. Evet, bu konuda... Bu konu hassas bir konu. Bu konuda söz almak isteyen arkadaşlarım varsa söz vereceğim. Buyurun. Başkanım, bilindiği gibi bina hazine tarafından belediyeye tahsis edildi. Doğru. Belediye mülklerinin dernek, cemaat ve cemiyetlere tahsis edilemeyeceği hakkında bir yasal düzenleme yoktur. Belediye ile ortak proje düzenlemeleri halinde belediyeler, kamuya yararlı derneklere kendi mülklerinden tahsis yapabilirler. Zaten bu zamana kadar Atatürk Düşünce Derneği'ne yapılan tahsisler de yasadaki bu serbestlik nedeniyle yapılmıştır. Bunu belirterek bunun diğer hassas yönüne geçelim. Komisyonun oy çokluğuyla aldığı karar bahsedilen mülkün olduğu şekliyle Atatürk Düşünce Derneği'ne tahsisinin devam etmesi yönündedir. Ancak grubumuzun kendi arasında yaptığı istişare neticesinde aldığı, vardığı, ulaştığı bir sonuç daha var. Bahis konusu mülkün alt katının Çağcıma Kent Konseyi'ne ağırlıklı olarak engellilerin kullanımına yönelik olarak tahsis edilmesi. Bahis konusu binanın üst katının Atatürk Düşünce Derneği'ne tahsisinin devam etmesi ve bahis konusu tahsislerin birer yıl süreli olması ve tahsislerin geleceğinin proje bazında değerlendirilerek tekrar meclis tarafından uzatılabileceği yönünde bir karar alınmasını istiyor grubumuz. Bu yönde oylama yapılmasını istiyoruz. Teşekkür ederim. Buyurun Mustafa. Şimdi ben şunu anlatayım. Birer yıl süreyle tahsisi uygun görüyorlar arkadaşlar. Şimdi birer 3 yıla kadar zaten bunun encümen karar verebiliyor. O zaman belediyede karar almamıza gerek yok. Yani pardon, mecliste karar almamıza gerek yok bu hususta. Encümenin tasarrufunda encümen verebilir. Ha, yalnız bak şunu da söyleyeyim, ben hazırlıklı gelmedim. Çekimsel gerekçeniz de ama tahsis edilemez mi diyorsunuz? Tahsis edilemez, evet. Onu ben şeyim dedim, şimdi hazırlıklı gelmedim. Şimdi encümen kararıyla tahsis edilir diyorsunuz. Eğer yapacaksanız öyle yapın diyorum ben. Yoksa yine yapılamaz. Yani bilmeyin yani, şimdi burada bir şey yok. Ben hazırlıklı gelmedim. Bak yalnız belediyeler kendi uhdesindeki şeylerin, taşınmazların kamu yararına çalışan kamu kurum ve kuruluşların da şeyleri tahsis edebilir diyor. Orada demiyor ki dernek, cemaat, şu bu demiyor yani. Ben nereden çıkarttınız onu da anlamış değilim. Bu maddeyi de getiririm ben. Demediği için tahsis edebiliyorsunuz zaten. Deseydi tahsis edemez. Nasıl da orayı anlayamadım. Onları zikretmediği için tahsis edebiliyorsunuz zaten. Zikretseydi tahsis edemez. Biz kararımızı bir... Birer yıl açıkladık. Neden uzun süre? Şimdiye kadar oldu, uzun süre değil de birer yıl diye
bu kararı da açıklar mısın? Neden böyle bir karar? Çünkü yasa koyucu şeyden bahsediyor. Yani ortak proje üretmeleri halinde tahsis mümkündür diyor. İlha nihayet bir şey vermemiş, izin vermemiş. Proje üretilecek, proje gerçekleşecek, tahsis devam edecek. Arkadaşlar, Atatürkçü Düşünce Derneği'nin uzun yıllardır devam eden bir tahsisi var. Bu memlekette bazı konular tabudur. Atatürk de birileri tarafından tabu olarak görülmektedir. Din de bir tabudur. Bu tür konular yıpratılmak amacıyla kullanılabilen kavramlardır. Ben bu geldiğimiz noktada buradan bütün Çay Cuma'ya ve dünyaya şunu duyurmak istiyorum. Biz Çay Cuma Belediyesi'nin yeni yönetimi olarak Çay Cuma Belediyesi'nin Çay Cuma'ya hizmetini en eşit, en adil, en tarafsız bir şekilde yapması ve belediyenin gerek gelirlerini, giderlerini kontrol etmek, gerekse belediyenin varlıklarını akılcı bir biçimde yönetmek için varız. Bugüne kadar da böyle hareket ettik. Hiçbir türlü spekülasyona kimsenin girmesine izin verecek davranışta bulunmadık. Kimseyi kayırmıyoruz. Kimseye de bir ayrıcalık sağlamıyoruz. Toplumun bütün kesimlerine eşit mesafedeyiz. Bunu ben buradan bir kez daha duyurmak istiyorum. Bundan önceki dönemlerde belediyenin mülkleriyle ilgili hep bir takım hesaplar yapılmış. Ya kurumsal ya kişisel bir takım şeyler yapılmış. Biz bunlara girmedik, girmiyoruz. Şunu gördük, araştırdığımızda, hukuki anlamda araştırdığımızda belediyenin kamu kuruluşlarına haricinde hiçbir kimseye yer tahsisi yapamayacağı. Ancak bir şartla kamu yararına çalışan derneklerle proje oluşturmak ve bu projeyi ortak yürütmek kaydıyla yer tahsisinin yapılabileceği yasada var. ADD'ye de yapılan tahsiste bu gözetilmeden yapılmış. Kızılay'a yapılan tahsiste de bu gözetilmeden yapılmış. Ve hatta Muhtarlar Derneği gibi bir takım kuruluşlara yerler verilmiş ve bunların da şu anda ödenmesi mümkün olmayan bir borç yüküyle karşı karşıya. Biz belediye yönetimi olarak her türlü emlak varlığımızı da akılcı bir biçimde yönetmek durumundayız. Ayrıca da geçmişte Çay Cuma'da kent konseyi yoktu. Şu anda Çay Cuma'da içinde yüzlerce insanın görev aldığı, içinde kadın meclisi, çocuk meclisi, engelliler meclisi, yaşlılar meclisi gibi bir takım meclislerin ve çalışma gruplarının yer aldığı bütün Çay Cuma'yı içine alan büyük bir kuruluşu hayata geçirdik biliyorsunuz. Bu kuruluşun yer ihtiyacı var. Bu kuruluşa zaten bir tane de yer yetecek değil. Bu kuruluşun önümüzdeki dönemde kadınlarına da, çocuklarına da, yaşlılarına da hepsine belediye olarak biz çalışma alanlarını oluşturmak zorundayız. Bu konuda ilk yaptığımız iş parkın oradaki altıgen binanın daha önce Ticaret ve Sanayi Odası'na tahsis edildiği ve bu tahsisin de yine usulüne uygun olmadığını tespit ettik. Kent Konseyi'ni kurar kurmaz Ticaret ve Sanayi Odası'na talepte bulunduk. Bize bu binayı iade edin. Biz burayı Kent Konseyi'ne tahsis ediyoruz diye. Oradan da bize bununla ilgili bir takvim içeren bir kabul yazısı geldi. Ancak şu ana kadar da Ticaret ve Sanayi Odası buna uymadı. Biz bunu bir şekilde yine hukuk çerçevesi içinde o binayı da Çay Cuma'nın hizmetine kavuşturacağız. Çay Cuma Belediyesi'nin odanın kullanım amacıyla aldığı bir yeri başkasına kiraya vermesi zaten düşünülemez. Dolayısıyla biz Kent Konseyi'ni Çay Cuma'da Çay Cuma'yı kucaklayan, bütün Çay Cuma'yı içine alan bir kurum olarak görmek istiyoruz. Onun için de gerekli altyapıları da kuracağız. Atatürkçü Düşünce Derneği de benim de Çay Cuma'da ilk kurucularından olduğum ve Atatürk'ü çok seven insanların olduğu ve kamu yararına bir dernektir. Bu derneğe üye olmayanlar da Atatürk'ü sevmiyor anlamına da gelmez tabii ki şüphesiz. Bu dernek yıllar evvel o bina tahsis edilmiş.
altı da kütüphaneymiş. Daha önce de ADD başkanlığı yapan Fuat Kalacı arkadaşımla da istişarede bulunduk. Kültür Sarayı faaliyete geçtikten sonra oradaki kütüphanenin revaçta olmadığını ve orayı zaten bir sergi salonu olarak kullanılmasının daha uygun olacağını ADD'nin şimdiki yöneticileri beyan etmişler Fuat Bey'e. Biz de bu doğrultuda zaten yani kent konseyine ayrılan bir yer bütün Çaycuma'ya ait demek bir yerdir. Dolayısıyla ADD'yi de yine orada muhafaza ederek ama proje doğrultusunda yani belediyeyle ortak oluşturacağı projeler doğrultusunda üst katta bulunması, alt katında özellikle engellilere tahsis edebileceğimiz başka bir yerimiz yok. Düz ayak olan, ulaşımı rahat olan, yakın bir zamanda tahsis edebileceğimiz bir yer yok. Üstelik bu ilave gündem maddesiyle Sakatlar Derneği'nin de böyle bir yer talebi var. Dolayısıyla özellikle engellilere matuf olmak üzere, kullanılmak üzere bu yerin alt katının engelliler amacıyla, ağırlıklı amacıyla kullanılması için kent konseyine, üst katının da yine ADD'ye proje doğrultusunda yıllık projeler oluşturmak suretiyle tahsisini biz düşündük. Bu konuda başka bir söz isteyen yoksa konuyu oylarınıza sunmak istiyorum. Bu konuda söz almak isteyen varsa vereyim. Hatta arzu ederseniz canlı yayında yapılıyor. Herkesin ne düşündüğünü, bu meclisimizin ne düşündüğünü ben kamuoyunun bilmesi taraftarıyım. Zorla söz veremem ama söz isterseniz hepinizin bu konuda görüşlerini almak isterim. Var mı söz isteyen? Ali Bey bir şey söyleyecek misiniz? Yok, bir yıl olduktan sonra zaten yani arkadaşımın da ikaz olmaz onlar. İkaz edecek bir şeyimiz yok. Yani, o yüzden o şekilde verilmesin. Şimdilerinize de katılıyorum. Şimdi önce komisyondan geldiğine göre, komisyondan geldiği gibi mi yoksa bu ikinci şekilde mi olacağını oylarınıza sunmak istiyorum. Komisyondan geldiği gibi kabul edenler el kaldırsın. Tabii haliyle komisyonumuz evet. Bu doğrultuda demin tarif ettiğim şekilde kullanılmasını kabul edenler el kaldırsın. Sayıyor musun? Evet. Oy çokluğuyla alt katının kent konseyine engelliler ağırlıklı kullanılmak üzere tahsisi, üst katının da sunulacak projeler doğrultusunda da yıllık olarak tahsisinin yapılmasını meclisimiz uygun görmüştür. Teşekkür ederim. Diğer konu. Evet başkanım. Diğer konu da cem evlerinin ibadethane sayılmasıyla ilgili bir konuydu. Onu da tutanağını okuyorum. Çaycuma Belediye Meclisi'nin 3 Şubat ayı meclis toplantısı birinci birleşiminde gündeme alınan komisyonumuza havale edilen cem evlerinin ibadethane sayılması konusu komisyonumuza incelenmiş olup Mehmet Özdal ve İrfan Kabuğ'un evet Mustafa Topçu'nun net oyu kullandığı görülerek cem evlerinin ibadethane sayılmasına oy çokluğuyla karar verilmiştir. Yine Mustafa Topçu'nun red gerekçesini okuyorum. Mevcut yasalarda karşılığı olmadığından tekke ve zaviyelerin kapatılma kararına aykırı olduğundan red verilmiştir. Bu konuda söz almak isteyen arkadaşımız var mı? Cem evlerinin ibadethane olarak kabul edilmesi birçok belediye tarafından bu şekilde meclisinde oylandı, kabul edildi. Bizim görüşümüzde cem evlerinde ibadethane sayılması doğrultusunda. Bu konuda söz isteyen varsa söz vereyim. Yoksa bu konuda komisyondan geldiği şekilde cem evlerinin ibadethane sayılmasını kabul edenler el kaldırsın. Kabul etmeyenler. Diğerleri çekimser mi oluyor? Evet. İkiler kalınlığına çekimser. Evet. Beş, altı,
Evet. Diğer konumuz da yine komisyon tutanağını okuyorum. Çağcuma Belediye Meclisi Şubat ayı meclis toplantısı birinci birleşiminde gündeme alınan, komisyonumuza havale edilen Sosyal Demokrat Belediye Birliği'ne üyelik işleminin gerçekleştirilmesi ve belediyemizi temsil için belediye başkanının yetki verilmesi konusu komisyonumuzca incelenmiş olup Mehmet Özdağlı, İrfan Kabuğ'un evet, Mustafa Topçu'nun hayır oyu kullandığı görülerek Sosyal Demokrat Belediyeler Derneği'ne üye olmasına ve belediyemizi temsil için belediye başkanına yetki verilmesine oy çokluğuyla karar verilmiştir. Bu konuda söz almak isteyen var mı? Evet, oylarınıza sunuyorum. Kabul edenler? Duruyor. Kabul etmeyenler? Evet, oy çokluğuyla kabul edilmiştir. Dördüncü günün maddesine geçeceğiz başkanım. Evet. Komisyondan gelenleri konuştuk. Dördüncü maddedir. Mesken ve iş yerlerinde olması gereken otopark sayısının yeniden düzenlenmesinin görüşülmesi. Bununla ilgili imar komisyonunun havalesi. Bu konunun incelenmek üzere imar komisyonuna havalesini oylarınıza sunacağım. Ancak burada şu anda düşüncemiz, bunu gündeme almamızın sebebi özellikle konutlarda yönetmelik 3 konuta bir otopark mecburiyeti getirmiş. 3 daireye değil. Bunun günümüzde ülkemizin geldiği durum, Çaycuma'nın geldiği durumda yetersiz olduğunu düşünüyoruz. Aslında her evde şimdi neredeyse bir araç, hatta ikinci, üçüncü araçlara doğru gidiş var. Dolayısıyla bu konuda bizim yönetmeliğin dışında bir karar alabilir miyiz? Bunu komisyonumuz incelesin diye düşünüyorum. Konunun imar komisyonuna havalesini kabul edenler, kabul etmeyenler oy birliğiyle imar komisyonuna havale edilmiştir. Beşinci maddede kat karşılığı inşaat yaptırılması için görüşülmesi var. Bir de tezkere başkanım. Efendim? Tezkere yok. Herhalde bu da imar komisyonu mu var? Bu konuda da ben kısa bir bilgi vereyim. Belediye verdiği tabir edilen bir bölgemiz var. Geçmiş yıllarda belediye tarafından yaptırılan konutlar var. O bölgede geçmiş yıllarda ruhsatı alınıp yapılmamış 44 adet dairenin olduğunu tespit ettik. Yeri de orada hazır duruyor. Buranın, bu dairelerin yapılması için teşebbüse geçebiliyoruz. Bu bahsedilen belediye evleri denilen yerdeki 44 tane dairenin yapımına kat karşılığı suretiyle ihaleye çıkarmayı düşünüyoruz. Bu konuda söz almak isteyen varsa söz vereyim, yoksa oylarınıza sunacağım. Komisyona havalesi konusunda değil mi hocam? Komisyona değil, hayır. İhaleye çıkılması konusunda. Evet. Benim önerim konuşmanın da bu konuda araştırılması üzere komisyona havalesi. Şimdi araştırılması, yani şu anda ruhsatı alınmış, her şeye hazır. Yapımına hiçbir engel yok. İhaleye çıkalım mı, çıkmayalım mı? Dursun mu, durmasın mı? Yani komisyonluk bir işi yok. Eğer yani ihale şekliyle ilgili bir fikriniz varsa burada söyleyin. İhale şeklinde değil de yani daha önce gecikme ya belirli bir zamandan sonra yani bu saat alındı mı alınmadı mı o konu tam bilemediğim için önümüze de yeni geldi. Bu konuyu iyice araştıramadık. Yani ihale edilmesi, edilmemesi, yoğunluk açısından şey açısından mutlaka... Hani bir konuda bir tereddüt yok. Yani ruhsatı alınmış, inşaatlar yapılmamış. Şartnamesi vardır değil mi senin başkanın? İhaleye girecekleri şartlama vardır. Şu anda ihale yapmıyoruz. İhaleye çıkalım mı, çıkmayalım mı? Yani çıkacağız zaman hala bir tereddüt. Tabii şartnamesi olacak mı ne olacak? Tabii olacak da yani imade bir değişiklik falan olur. Yani böyle otopark talep ediyorsunuz, altları, bodrum, kutu, basman portları falan. Ya bunlar hepsi, yani daha önce alınmış ruhsat, ruhsat müteddi zannedersen geçti, başlanmadı inşaatında. Yani böyle bir sorun var mı? Ali Bey, biz zaten herhangi bir sorun yaşanmasın diye, evet, olduğu gibi hiç bozmadan ihaleye çıkarıyoruz, müktesep haktan yararlansın diye. Yoksa 20 sene öncesinin bir projesiyle bugün biz çıkmak istemiyoruz. Sadece bunun betonarme projelerini yeniden yapıyoruz, deprem yönetmeliğine göre yapılacak. Evet. Ona göre de açık ihaleye çıkacak. Başka söz isteyen var mı?
Evet, bu 44 tane konutun belediyemiz tarafından ihale edilmesini oylarınıza sunuyorum. Kabul edenler, kabul etmeyenler. Komisyon havalesini talep ediyoruz. Gerek yok mu? Yani yoksa başka bir şey yok. Oyumuz çekimsel. Evet, çekimsel. Peki. Evet, ihale çıkılması karar almıştır. Oy çokluğu almıştır. 6. maddede belediye taşınmazlarıyla araç parkının kamu yararına çalıştığına dair karar almasının görüşülmesi. Bu konu zaten zaman zaman gündeme gelen belediyenin hizmet sırasında zorunlu olan kullanılması gereken herhangi bir sebeple yasal yollarla el konulması ya da kullanımdan men edilmesini önlemek için bu tarzda bir karar almamız gerekiyormuş. Bu sonradan edinilen, daha önceki bir takım zaten şeylerin üzerinde bu bunlar var ama sonradan alınan araç ve gereçlerle de ilgili böyle bir ihtiyaç doğdu. Bunun bir tezkeresi var mı Özlem Bey? Başkanım, Mustafa Bey tezkere sunmadı. Sadece biz birkaç örnek meclis kararı çıkarttık. Arsin Belediyesi'ni, Türkiye Belediyeler Birliği'nin Adalet Bakanlığı'na sunmuş olduğu bir görüş yazısı var bu konuda. Özellikle 5393 sayılı yasada belirlenmiş 15. maddesinde. En son çıkan 6552 sayılı torba kanununda da belediyenin mallarının nasıl şekilde haciz edilebileceğine dair hükümler var. Biz her ihtimale karşı herhangi bir olası durumda ters bir şeyle karşılaşmamak için belediyenin tüm taşınmaz malları ile banka hesaplarının kamu yararına kullanıldığına dair meclis kararı alınması yönünde düşüncemiz var. Ne olacağı belli olmuyor mahkeme kararında. Yargıtay mesela bir kararında bozmuş belediye mallarının kamu yararına kullanıldığını, bir kararında da meclis kararı olduğu için kamu yararına kullanmaktadır diye idare mahkemesinin kararını bozmuş. Onun için belediyemizin nerede zor durumda kalmaması için böyle bir karar almasını talep ediyoruz. Bu konuda bir söz isteyen yoksa bu konuyu tam anlamış değiliz. Arkadaşımız izah etti sağ olsun ama zaten şimdi şöyle örnek verelim. Mesela bir çöp kamyonu. Evet. Diyelim ki belediyenin borcundan dolayı haz edildiği zaman çöp toplayamayacak belediye. Bunun önüne geçmek. Anlatabildim mi? Yani nasıl oluyor bu iş? Kimi anlamış değiliz. Yani, mahkeme kararıyla belediyenin bir borcuna karşılık evet. Birisi çöp kamyonun üzerine haciz koydurmak istedi. Buna engel oluyor bu karar. Zaten tüm araçlar kamu yararına yani. İşte karar olması gerekiyor. İşte öyle de olsa. Müessese zaten kamu yararına kurulmuş. Malumun ilanı geldi. Evet. Türkiye Cumhuriyeti. O konuda çelişti. Şimdi zaten buna o zaman biraz da açıklık getireyim. Evet. Köprü faciası nedeniyle bu konuyla ilgili açılan soruşturmada hiç kimse yargılanmadığı halde tazminat davalarında belediyemiz tazminata mahkum edildi. Şimdi böyle bir çelişki var. Yani ortada suçlu yok. Fakat Çağcuma Belediyesi bu konuda tazminata mahkum oluyor. Türkiye Cumhuriyeti'nde yaşıyoruz. Onun için bu tür durumlar karşımıza çıkabiliyor. Evet. Evet, başka söz isteyen yoksa kabul edenler, kabul etmeyenler. Mustafa Bey, oy birliği mi? Çekimser. Çekimser, peki. Çekimser. Ağzıma makine alır demiş ki. Ya alacak bunun da bir alacağı varsa bunu da hukuken almasının önüne bu şekilde de geçmek lazım. Yani alsın, canımızı da alsın. Onların da canı var ama yani. Ben tabii ki bu şimdi arkadaşımızın söylediğine buraya gelirken avukat kimliğini çıkarıp belediye meclisi kimliğini, üyesi kimliğini taşımasını tavsiye ediyorum. Yok, ben hukuken bakıyorum zaten. Alacaklı veya borçlu. Yani netice itibariyle burada kamu yararı var ama belediyenin de ödemek zorunda olduğu bir tazminat söz konusuysa hani ve özellikle köprü olayı diye bir örnek verdiniz. Bir hani örnek verdiniz. Yani netice itibariyle orada da insanların hani bir alacakları söz konusu olmuş. Yani hani
Mahkeme alınmasını da demiyorum. Böyle durumda zaten bilirkişi tayin edip... Ha işte onu da diyeceğim yani hani... Zaten burada yapıyor. Karar alınması da hani çok bir şeye etkileyecek bir durum değil bence. Yargıtay ve Danıştay kararlarında bu hususta bilirkişi tayin edilip neyin hazredilip hazredilmeyeceği bir hüküm altına alınıyor zaten. Metin Bey, oylamadan önce niye bunları söylemediniz? Yani hani... Yani fark eden bir şey yoktur ki. Bir daha oynuyorum. Bir daha oynuyorum, sayılmadım. Ya siz bu böyle bir kararın hukuki anlamda bir işe yaramayacağını iddia ediyorsunuz? Ya hem onu iddia ediyorum hem de aynı şekilde yani hukuken baktığımız zaman yani hani hazredilebilecek bir şey varsa da bunun önüne geçmemizin borçlunun aleyhine ya da alacaklının aleyhine olacağını düşünüyorum. Yani peki ben size sorayım, bir borç alacak meselesi kamu hizmetinin önüne geçebilir mi hukukta? Ya geçmemesi kamu hizmetinin abi. Yerine getirilmesini engelleyecek bir durum olabilir mi? Tabii zaten ama zaten hani... Amacımız o zaten. Yok yok ama hazredilebileceği var, hazredilemeyeceği var hukuken. Yani bu zaten bilirkişi marifetiyle tespit edilebilecek bir durumdur bence. Zaten mahkeme isterse biliyorsunuz, isterse yine bilirkişiyle tespit eder bunu. Tamam yani hani... Hayır, mahkeme bunu isterse tespit eder. Bizim böyle bir karar almamızın belediye meclisi olarak ne gibi sakıncası var? İşte ben de çekimsel kullanıyorum onun için yani hani... Herhangi bir... Kararsızım diyorsun. Ya herhangi bir etkisi olacağını düşünmüyorum yani. Yoksa kamu yararının önüne geçsin anlamında bir itirazım yok. Evet. 7. maddeye geçiyorum. Çaybel İmar İnşaat Kültür Turizm Gıda Sanayi ve Ticaret Limited Şirketi'nin bankalardan kredi kullanabilmesi için şirket müdürüne yetki verilmesinin görüşülmesi. Bilindiği üzere geçtiğimiz toplantıda belediyemiz yeni kurulmuş bir şirketi satın almıştı. Şu anda Çaycuma Belediyesi'nin Çaybel adı altında bir şirketi var. Bu şirketin faaliyetlerini sürdürebilmesi için belediye meclisimiz tarafından alınması gereken bazı kararlar var. Onlardan bir tanesi, bu şirketin gerektiğinde bankalardan kredi kullanabilmesi için şirket müdürüne yetki vermemiz gerekiyor. Yoksa herhangi bir şey için banka şirket müdürünün imzasıyla bir işlem yapmıyor. Bu hususta söz almak isteyen arkadaşım varsa söz vereyim. Evet. Kabul edenler diyorum o zaman. Oylamaya sunuyorum. Kabul etmeyenler. Neden kabul etmediğinizi açıklar mısınız? Vallahi şirket müdürü Sayın Başkanım ortada çekim yok. Hangisi? Yani kredi alacak diye yapacağım biraz bir konu gördüğümüz için. Yani böyle bir kredi almasını pek bir taraf görmüyoruz. Nasıl çekici sen? Biten yaptık. Müdür konusunda açıklama yapamadım. Kimse var mı? Şimdi şirket kuruldu. Kurulan şirketi satın aldı. Ve şu anda da zaten şirket... Hibe aldık. Satın aldı derken bir yerde... Hibe, özür dilerim tabii. Tabir yanlış. Yani şu kurulu bir şirketi satın hibe almış olduk. Dolayısıyla şirket faal bir şirket. Bu şirketin geliştirilmesi için, çalışması için böyle bir şirket müdürüne yetki verilmesi gerekiyor. Başka bir şekli yok yani. Şirket müdürüne yetki vermeyip ne yapmamız lazım? Valla başkanım, şirket müdürü kim olduğunu bildiğimiz yok ki. Tezkereyi okurken okuduk. Tezkereyi okuduk. İBA alırken şirketin yönetim kuruluyla birlikte mi aldık? Tezkerede okundu. Yönündeki meclis kararında var artık. Neyse biz onları size yine takdim ederiz. Geçen şirketi alırken de burada bir açıklama yapın. Yani şirket alırken plan bütçe komisyonu bir araştırır, bir inceler, şey yapar, bize bir rapor sunması lazım. Biz şirket aldık diyorsunuz. Yani. Yanlış anlamayın, güvenmediğiniz işten falan değil. Ama yani bir şirket aldık deyince yani resmi bir yazı olması lazım bize bilgiler. Biz oynadık geçen şeyde ama yani plan bütçe komisyonunda ne ayrıca faaliyeti nedir, bu şirketi niye bir aylık şirket devredi diye gibilerden bir teyitlikimiz var yani. Değil mi yani bir resmi kurma bilgi verilmesi lazım, rapor vermesi lazım size plan bütçe komisyonu. Başka öyle bir usul yok. Karar ekranı. Biz karar.
Kemal Özkan yetkili kurması için bir şey dedi. İnternet sitesine yayınlanan kararı. Bu geçen meclis kararı. Evet. Bu karar internet sitesine kararı. Tezkeresi de zaten bir şekilde de okundu yani. Evet. Başka söz isteyen yoksa oylamaya geçiyorum. Bankalardan kredi kullanılabilmesi için... Oylandı. 12 evet, 3 hayır, 3 çekimser. Oyladık mı ya? Karıştırdık. Doğru tartışma... Oylamadan sonra oluyor bugün. Başkan, şu an mı soruyorsunuz? Şirket müdürü kim? Yani onu öğrenebilir miyim? Şirket müdürü gizli, söylemiyoruz. Onu da bilelim, onu da... CEO. Şöyle eğer hani düşünürseniz siz de yapabiliriz Ali Bey. Kadrolar. Yok sağ olun. Sizden yetkilisini bulamayız. Şimdi her şey çok taze, tabii yepyeni. Yani sizin gibi, bizim geçmişte olduğu gibi kurumsal bir yapı yok. Daha henüz daha yeni bebek bir, yani küçücük, tek kişilik bir şirket. Evet. Arkadaşlar zaten şirket kurmamızın amacı belediyenin faaliyetlerini kolaylaştırmak. Örneğin küçücük, mesela bir çay bahçesi işletiyorsunuz, cips almak için 50 sayfa alım belgesi imzalıyorsunuz. Bu ne gibi şeyler? Kolaylık, yönetimi kolaylaştırmak. Oradaki para da belediyenin parası ama aynı şekilde o da en hassas bir şekilde kullanılacak. Tabii ki yani şirket kurduk diye de belediyenin parası diğerlerde ziyan edilmiş olmuyor tabii ki. Mutlaka bunları anlıyoruz başkanım. Onlara saygılı sorumsuz da siz kurar kurmaz şirketi krediye girince oradan kurtardık yani. Ali Bey, onu da şöyle izah edeyim. Bakın bir şirketin faaliyetine devam edebilmesi için bankalarla ilişkisi olması lazım. Bankalardan kredi çıkması lazım. Şimdi yetkisi olmayan bir şirket müdürü bankadan kredi talebinde bulunabilir mi? Mesela bir teminat mektubu isteyebilir mi? Kredi farklı, yani paranın dışı... Teminat mektubu yani, da, teminat mektubu da bir kredidir. Yani krediyle yürümesi de şart değil yani, teminat mektubu. Niye bu aşamaya daha yeni diyorsunuz? Neyse, yani şimdi, yani siz o konuda çok deneyimlisiniz. Teknik teferruatını beraber sorun konuşabiliriz. Hatta sizden yardım da alabiliriz, öyle de. Sağ olun. 8. madde, zabıta müdürünün hazırlamış olduğu Çaycuma Belediyesi işgal tembihnamesinin görüşülmesi. Arkadaşlar bu vesileyle ben buradan yine kamuoyuna bir duyurda bulunmak istiyorum. Yaklaşık bir yıl oldu biz iş başına geleli. Kamuoyundan şikayetler geliyor, vatandaşlardan şikayetler geliyor ama biz bu şikayetleri bugüne kadar nasıl diyeyim, gördük bu şikayetlerin haklı olduğunu gördük ama belediye olarak uygulamakta zorluk çekeceğimiz veya uygulayamayacağımız tedbirleri bugüne kadar almadık. Bildiğiniz gibi zabıta müdürümüz Mursel Bey de göreve başladı. Binaların, dükkanların önlerine çıkarılan malzemeler var. Bunlar geçmişte de ürünlerin çıkması yasaklanmıştı. Hep yazbozlar oldu. Şimdi biz bunları bir düzene, disipline kavuşturmak ve de buralardan yine belediyeye o işgalle ilgili makul miktarda gelirler temin etmek istiyoruz. Gelişigüzel dükkan önüne mal çıkarmanın önüne geçmek üzere hazırlık yaptık. Bu hazırlığı zabıta müdürlüğümüz hazırladı. Bu tembihname sizlere dağıtıldı mı? Bu olağanüstü girdi galiba değil mi? Olağanüstü evet. Şey, ek günler. Bunu komisyona mı sevk edelim? Komisyona sevk edelim, evet. İncelensin. Hangi komisyona? Türlü işler başkanı. Bu detaylı bir yönetmelik, yani işgallerin ne şekilde olacağı bir çeşit anayasası. Bu tembihnamenin komisyona sevk edilmesini, türlü işler komisyonuna sevk edilmesini oylarınıza sunuyorum. Kabul edenler, kabul etmeyenler oy birliğiyle kabul edilmiştir. Teşekkür ederim arkadaşlar. İç Anadolu Belediyeler Birliği'nin 9. maddede üyelik talebi konusu var. Bunu da komisyona sevk edelim. Yine türlü işler komisyonu var. Evet başkanım, türlü işler komisyonu. İç Anadolu Belediye Birliği'nin üyelik talebi yazısının komisyona sevkini kabul edenler, kabul etmeyenler oy birliğiyle kabul edilmiştir.
Sakatlar Derneği'nde de kontrol edebiliriz aslında. Efendim? Sakatlar Derneği'ndeki bir kontrol edebiliriz. Şimdi... daha mantıklı olur yani. Şimdi ben Sakatlar Derneği, Engelliler Meclisi zaten onlara ayrı bir yer tahsisi söz konusu olamaz. Yani genel anlamda engelli kabul edilenlerin hepsinin ortak kullanacağı bir yerdir. Onun kararını da aldık. Sakatlar Derneği'nin, Zonguldak Sakatlar Derneği'nin, Türkiye Sakatlar Derneği Zonguldak Şubesi'nin 2 Mart 2015 tarihli 21 sayılı dernek temsilcisinin yer talebini ben demin karar aldığımız kent konseyi için tahsis ettiğimiz alanda müştereken yerine getirilmesini uygun görüyorum. Bu konuda söz almak isteyen varsa söz vereyim, yoksa bunu oylarınıza sunmak istiyorum. Engelliler, sakatlar ve aslında diğer herkes buyurun. Ben dernek olarak kullanılması değil de yani kişisel olarak kullanılması yönünde uygun dernek olacak. Mensuplarını kullanması. Dernek mensupları ama dernek temsilcisi olması. Derneğe bir yer tahsis etmiyoruz. Onu o şekilde diyeceğim zaten. Halk konseyi bünyesinde yani bu da çözülecek gibi az önceki maddede görüşülmedi. Bu talep yani ayrı. Yani işte böyle bir talep var. Talebi Sakatlar de. Derneği ile Engelliler Meclisi iki ayrı şahsiyet. Yani buna talebi reddine talebin bu şekilde kullan. Yani o dernek adına bir yer tahsis edilmeyip engelliler için tahsis edilen alanın onların mensupları tarafından kullanılmasını oylarınıza sunuyorum. Kabul edenler? Evet. Oy birliğiyle kabul edilmiştir. Evet, gündemin son maddesi Çaybe Limited Şirketi'nin bilimo bankalardan kullanacağı kredilere belediyemiz adına kefalet verilmesi için belediye başkanına yetki verilmesi. Bu da demin bahsettiğim şirketin kullanacağı kredilere belediyemizin kefil olması gerekiyor. Yani şirket müdürü istedi diye şirket müdürüne krediyi de banka vermiyor. Zaten bankalar biliyorsunuz öyle kolay kolay kendileri sağlam olmadan para vermezler. Yani bizim inisiyatifimizin dışında şirketin kendi kendine gidip bir şey zaten söz konusu değil. Bu konuda söz isteyen yoksa bunu kabul edenler el kaldırsın diyorum. Kabul etmeyenler? Evet. 4 kişi. 12 altı başkan. Evet şimdi dilek ve temenniler bölümüne geldik. Bu konuda söz almak isteyen arkadaşım yoksa ben size şöyle kısa fazla yormadan geçen ayın bir özetini yapmak istiyorum. Söz isteyen arkadaşım var mı? Evet arkadaşlar. Mali hizmetler konusunda güzel bir uygulamayı sizlere müjde etmek istiyorum. Mali Hizmetler Müdürümüz Gökçe Hanım'a bu arada bir teşekkür ediyoruz. Mali hizmetlerimiz gayet düzenli, disiplinli yürüyor. Geçmişte bir borç stoğu vardı. Kime, ne zaman, nasıl para ödeneceği belli değildi. Şimdi biz belediye olarak karar aldık. Her haftanın çarşamba günü ödeme günü olarak belirledik. Ve belediyemize iş yapanların alacaklarını hangi çarşamba günü alacaklarını da kendilerine önceden bildirmeye başladık. Belediyede her gün para ödenme telaşı bundan sonra yaşanmıyor. Düzenli, tertipli bir şekilde her hafta çarşamba günü ödemeler yapılıyor ve bu ödemelerde daha önceden alacakları bildiriyor. Bu birçok şirkette, birçok belediyede olmayan çok güzel bir uygulama. Hatta ve hatta biraz daha ileri götürüp bunun ayda birkaç güne çevirebilir miyiz bilmiyorum. Çünkü bu arada ne olacak? Bizim personelimizin verimliliği çoğalacak. İnsanlar bekleşmeyecekler. Bir kalite anlamında da Çaycuma Belediyesi'ne bir vizyon getirecek. Demin söylediğim bu köprü faciası ile ilgili
Tazminat davaları neticelendi. Şu anda temiz aşamasında. Temiz için daha önceden itirazlar yapılmış. Fakat biz konuyu tekrar inceledik. Bazı hususların tekrarında veya yeni olarak duyurulmasına fayda gördük. Yeni bir ilave temiz dilekçesi hazırladık. Geçtiğimiz günlerde bir yapay bir tartışma yaşadık. Kent ormanında ağaç kesimiyle ilgili orman idaresi bize geldi. Burada tehlike arz eden ağaçları kesileceğini bildirdi ve bizden hatta yardım istedi. Ama yağmurlu, çamurlu bir günde oradaki zemini falan da bozarak gelişmeler bir çalışma yaptılar. O çalışmaya biz de müdahale ettik ama yani ufak tefek orada zeminlerde bozulma oldu ve 20 tam sayısını bilmiyorum. 20 küsur tane de ağaç kesildi ama bu sanki bir katliam varmış gibi lanse edilmek istendi. Bildiğiniz gibi kent ormanı orman idaresi tarafından belediyemize kiralanmış vaziyette para ödeniyor. Ve bu işe de maalesef kent konseyi de bulaştırılmak istendi. Kent konseyinin belediyenin hükümranlık alanıyla ilgili herhangi bir tasarrufu olamaz arkadaşlar. Kent konseyi kent kimliği oluşturmak ve belediyenin de diğer bütün kurumlarında dışında yapacağı çok faydalı hizmetler var. Kent konseyinin protest bir örgüt olması düşünülemez. Belediyenin kiracısı olduğu diğerle ilgili belediyeden habersiz, izinsiz de herhangi bir şey yapması da kabul edilebilir bir şey değildir. Ben buradan kent konseyinin yetkililerine duyuruda bulunuyorum. Lütfen yaptıkları suç duyurusunu geri çekmelerini diliyorum. Çünkü hem ortada böyle bir katliam yok, hem kent konseyinin de böyle bir konuda suç duyurusu yapmasının herhangi bir geçerliliği bulunmamakta. Bildiğiniz üzere geçen sene çok geç de olsa doğalgaz çalışmalarını hızlı bir şekilde başladık. Neredeyse Ağustos ayına kadar çalışma yapılmadı çünkü programda yoktu. Ve hızlı bir şekilde geçen sene 2000'in üzerinde aboneye ulaşıldı. Ve büyük bir mutlulukla söylemek isterim ki Çağcuman'ın havası da çok büyük bir oranda temizlendi. Ve bugün itibariyle doğalgaz çalışmalarını yine sezondan erken başlatmış olduk. Normalde Nisan ayında başlaması gereken çalışmalar bugün itibariyle yeniden başladı. Ana hat çekilmeyen yerlere bir ekip, yeni bir ana hat ekibi. Aboneler için de hat geçirip de abonesi yapılmayan yerler için de ikinci bir ekip çalışıyor. Biraz daha sıkıntı çekeceğiz bu sene ama bu sene itibariyle zannediyorum Çağcuma'da doğalgaz işi tamamen %90'ların üzerinde bir orana ulaşacak diye umut ediyorum. Bir de bir bilgi daha şöyle vereyim. Geldiğimizden bu tarafa ön ödemeli sayaçlarla ilgili meclisimizin aldığı bir karar doğrultusunda hızlı bir şekilde ön ödemeli sayaçları değiştiriyoruz. Daha hızlı yürümesinin önündeki tek engel firma bize yeterince sayaç yetiştiremiyor. Bu da çok memnuniyet verici bir durum. Şu anda neredeyse 3000 aboneye yaklaşmış vaziyetteyiz. Doğru mu Ayrı Bey? Evet. 3000. Nisan ayı başında ne kadardı? 1000 civarında mıydı? Geçen sene. 900 civarındaydı. Çok hızlı ön ödemeli sayaçlara geçiriyoruz. Slaytlara bakalım şimdi de. Şöyle bir sırayla. Ekonomist Deniz Gökçe'ye bir söyleşi gerçekleştirdik geçen ay. O da daha önce buralara hiç gelmemiş. Çok memnun oldu. Çaycuma'ya tekrar gelmek istediğini defalarca söyledi. Sevgililer gününde hemşerimiz Sezai Çağdaş'ın oğlu Ercan Karakuş'un organize ettiği belediyemizin bir konseri oldu. Evet. Evet, yani bizim yine vaatlerimizden önemli belediyeyi sadece kaldırım yapan, çöp toplayan bir kuruluş olmadığını, topluma psikolojik anlamda da sosyal anlamda da hizmetler yapacak Deniz Yılmaz arkadaşımız ısınma dönemini geçirdikten sonra burada mı Deniz Bey? Bu konuda
bir iki kelime söylemenizi istiyorum. Neler yapıyorsunuz? Çok hızlı. Vatandaşlara yönelik psikolojik destek hizmetine başladık. Çocuklarda görünen davranış bozuklukları, yalnızlık, umutsuzluk, kaygı problemleri gibi alanlarda ücretsiz olarak hizmet vermeye başladık. Geçen hafta başladık bu hizmeti vermeye. Alo 153'ü arayarak vatandaşlarımız randevu alabiliyorlar. Geçen hafta başlamamıza rağmen geçen hafta 4 randevu aldık. Bu hafta şu ana kadar 6 randevumuz var. Daha haftanın ortasında olmamıza rağmen. Ve bu anlamda aslında psikoloğu belediyemiz olarak vatandaşın ayağına getirmiş olduk. Beyaz masayı arayacaklar değil mi? Alo 153 beyaz masayı arayarak tamam. Veya bizzat gelerek randevu alıyorlar. Tamam, teşekkür ederim. Evet, burada tabii personelimizin de kişisel gelişimlerini sağlamak için hızlı okuma seminerine başlanıyor. Bununla ilgili hazırlıklar devam ediyor. Arkadaşlar bu ihalesini yaptığınız, satın aldığınız, şu anda imalat üzere olan yeni camlı yeni cenaze aracımızın görüntüleri geldi. Onları da sizden paylaşalım. Herhalde bir yakın bir zamanda teslim yapılacak. Bugünlerde ya, mi? Yarın geliyorlar başkanım. Yarın mı geliyorlar? Bir aksilik olmazsa değil mi Kerman? Evet. Yani. Aksilik olmazsa yarın geliyorlar. Evet. Devam edelim. Geçtiğimiz ay inşaatı bir hayli gecikmiş olan ve yapım kalitesiyle ilgili sıkıntılar olan ve geldiğimizden beri de düzelttirmeye uğraştığımız belediyemizin atık su arıtma tesislerinin kabul işlemleri yapıldı. Bu kabul için yine hala eksikler devam ediyor. 45 gün süre verildi ama 45 günde de biteceği meçhul. Sıkıntılı bir durum var. Uğraşıyoruz tamamlayalım diye. İller Bankası da bu konuda çok gayret gösteriyor ama müteahhitten kaynaklanan sıkıntı var. İşte zorluyoruz. Bu tesis çünkü uzun yıllar hizmet edecek. Eksikleri tamamlanmadan almak istemiyoruz. Ama geçici kabul işlemi de bir şekilde başlamış oldu. Hastane inşaatımızı gezdik. Mayıs-Haziran aylarını bulacak zannediyorum bitmesi. Eskisinden çok daha güzel bir bina oluyor her şeyine. Tesisatlarıyla ilgili bazı teraslarında gereksiz bazı tadilatlar olmuş ama bina anlamında, modern hizmet anlamında Çarşıma'ya çok rahatlayacağına inanıyorum. Şu anda çalışmalar orada düzgün yürüyor. Bu kazı, anıt ağaç. Beloğlu mahallemizin mezarlığında çok yaşlı, yani yaşını tam bilemiyorum ama 500'ün üzerinde olduğu söylenen bir ağaç. Çürümüş ve yıkılmış. İşte bir bedava bir heykelimiz oldu sayede. Onu da aldık bir meydana yerleştirdik. Tamamen kuru mu Sayın Başkanım? Kurumuş. Ve zaten yıkılmış. Yani ayakta, onu işte biz budamaya geciktik aslında. Bahri Bey onu bize söylemişti. Bu yerinde budayabilseydik yerinde anıt olacaktı. Artık tayini çıktı. Evet arkadaşlar bu hüpey bir zamandır peşinde koştuğumuz bir proje. Bankalarla bir araya gelerek şehrin değişik yerlerine saçılmış diyeyim bankamatiklerin bir disiplin altına alınması ve taksi duraklarına da hem de böyle modern bir görünüm kazandırılması için bankamatikli taksi duraklarına yapımına başladık. SEKA lojmanlarının girişinde şu altta resmini gördüğünüz katlı otoparkın önünde bir tanesi de istasyonda olmak üzere şimdilik 3 tanesini hizmet alıyoruz ve burada rezerv alanlar bırakıyoruz. Yani şu anda diyelim ki boş bankamatik koymak isteyen banka geldiğinde yine de hazır olmuş olacak. Bununla ilgili maliyetlerle ilgili belediyemizden bir para çıkmıyor. Bunu maliyetini bankalara bölüştürüyoruz. Bu yine istasyondaki terminaldeki bankamatik. Evet, elektrikli araç alabilirsiniz arkadaşlar. Şarj ünitemizin birincisi hizmete girdi. Ve size yine iftarla söyleyebiliriz ki organ sanayi bölgemizdeki Gersan firması Toyota otomobillerinin bütün Türkiye'deki bu şarj ünitelerini üretiyormuş. Oradan öğrendik ve kendilerinden rica ettik. Katlı otoparkımıza bir ünite geldi, bir diğeri de yakın bir zamanda gelecek. Yani hem arabasını park edecek arkadaşlar
hem de sabaha kadar deposunda 3 liraya 5 liraya doldurmuş olacak. Ve de çok torpilli, otoparkın hemen girişinde. Girmesi kolay, çıkması kolay. Orada bildiğinizde... Maliyat da sıfır oldu değil mi? Efendim? Maliyat da mı sıfır oldu? Belediye maliyatı. Bahsettiniz herhalde. Yani şimdi o konu biraz boşlukta. Yüksel Bey'e bakalım. Diyeceğiz bu çarşı... Yani sağ olsun zaten o konularda çok duyan gelsen sahibi Yüksel kardeş ve orada huzurlarınıza teşekkür ediyorum. Bisiklet istasyonlarıyla da ilgili şu anda onlar çalışma yapıyorlar. Bisiklet park yerleriyle ilgili. İmalat, çelik konstrüksiyon imalatlarıyla da uğraşıyorlar. Model beğeniyoruz. Devam edelim. Evet, bir okullarımızın da tatbikatlarımız yapılıyor. İşte meydanları yapmaya devam ediyoruz, yol düzenlemelerini. Bu da Paşa Sentrum'un önündeki herhalde şarjmanın en büyük meydan olacak. Şu sağ tarafa belediye binamız geliyor. Burada da şunu söyleyeyim. İşte biz hem kış mevsimine gelmesi, doğalgaz çalışmalarının gecikmesi nedeniyle bu cadde düzenlemelerinde yeterince hızlı davranamadık. Bu Atatürk Bulvarı ile Nihat Kantarcı Bulvarı'nı hızlı bir şekilde bundan sonra yapmak istiyoruz. Beklememizin bir sebebi sadece hava şartları değil, doğalgaz firmasının işlerini bitirmemiş olması, abone bağlantılarını yapmamış olması. Şimdi hızlı bir şekilde onları da tamamlayacaklar. Biz de peşinden yol kaplamalarına ve yolla ilgili zaten altyapılara da başladık. Yağmur suyu vesaire ile ilgili. Zaten arkadaşlar onu da bir söyleyeyim. Her yaptığımız yerde altta mutlaka eksik çıkıyor. Ya kanalizasyon eksik ya yağmur suyu eksik. O yüzden de bu çalışmalar hızı arzu edilenden çok daha geride. Bu da tekrar geri alır mısınız? Ulu Cami'nin orada yeni açtığımız Atatürk Bulvarı'na paralel olan yolla birleşen noktadaki kavşağımız. Buralarla ilgili yeni heykel ve düzenlemelerle ilgili çalışmalarımız da devam ediyor. Yakın bir zamanda onları da inşallah bir dahaki toplantıya onları da sizle paylaşacağız. Uğurlu Cami civarındaki işte bakın buraları toparladık. Hem yol, hem yaya yolu, hem de bisiklet yolunu kombine ettik. Oralar bir hayli düzeldi, güzelleşti. Oralar çok kötü vaziyetteydi bu doğalgaz çalışmasından sonra. Zaten daha önceden de kaplaması olmayan yerler vardı. Yani böyle güzel örnek mahallelerimiz yavaş yavaş ortaya çıkmaya başladı. Her yere bisiklet yolu yapıyoruz. Yapılabilecek her yere bisiklet yolu yapıyoruz. Evet, yağmur suyu şebekesi. Devam edelim. Bu da işte Şanzelize'miz. Bu 45 metre genişliğinde bir bulvar oluşturmaya başladık. 6 Nisan'dan, kavşağından kuzey tarafa doğru. Buralarda bayağı bir toparlandı. Buralarda inşallah havalar ısınırken insanlarımızın kullanımına hazır olmuş olacak. Evet, Mimar Sinan Okulu'nun orada çevre duvarı yapılırken bu duvarın imardaki yerine çektik. Burada da çocukların yürüyebileceği bir alan yoktu. Yayalar zor durumdaydı. Buralarda da yol kaldırım çalışmalarımız devam ediyor. Stadyum yolunda yine burada yürüyüş yolu yoktu. Burası çok güzel. Hem sentetik sahanın yan tarafındaki orada da seyir yeriyle de ilgili bir düzenleme yapacağız burada. Evet, burada belediye binasının olduğu yerde hem buradan malzeme taşıyarak bu malzemelerle yol yapıyoruz. Kanalizasyonla ilgili bir aracın, yani kombine aracı dediğimiz o kanalları, boruları temizleyen aracın girebilmesi için bu servis yolu anlamında böyle bu tür yolların yapımına devam ediyoruz. Bayağı da bir yol yaptık. Evet, Yakın Demirciler yolunda yağışlardan bir yaylan meydana geldi. Bunu hemen olur olmaz müdahale etti fenişlerimiz. Fenişlerimize de burada bir teşekkür borçluyuz. Evet, bunlar bizim işte Kesonkuyu ve depolarımız. Bunların görünümleri son derece kötüydü. Bunları da şimdi daha önceden de seçim beyanlarımıza söz verdiğimiz gibi oralarda hijyenik hale getiriyoruz, temizliyoruz, bakımlarını yapıyoruz. İşte doğalgaz çalışmalarımız başladı tekrar. Böyle de bunları da söylemişiz. Arkadaşlar, buradan ben tekrar duyurda bulunuyorum.
TOKİ Başkanı'yla randevumuz vardı. Son derece olumlu, çok sıcak bir görüşme oldu. Çarşuma'da şu ana kadar 3000 kişiye yakın kişi anket formu doldurdu. Yani düşündükleri, istedikleri konut tipini belirledi. Fakat yer konusunda ciddi sıkıntımız var. Yetkililerin söylediğine göre en az 500 konutluk bir talebin burada mevcut bulunduğunu, bu anketlerden, yani birinci etapta 500 konutun yapılabileceğini söylüyorlar. 40 bin, 50 bin metrekare civarında bir araziye ihtiyacımız var. Her tarafta araştırıyoruz. Yani yakın uzak demiyoruz. Ben buradan hemşerilerimize ve özellikle belediye meclisi üyelerimize, arkadaşlarımızdan rica ediyorum. Gerek kamu yeri, gerekse şahıs yeri de olabiliyor. Şahıs yerini satın alabiliyor TOKİ. Ancak kamulaştırmaya yanaşmak istemiyorlar. Çünkü kamulaştırma işi uzun sürüyor, bedelleri değişebiliyor diye. Eğer yeri önümüzdeki günlerde TOKİ'den bir heyet gelecek, yeri onlara belirli bir yeri, sakıncasız bir yeri gösterebilirsek çok hızlı bir şekilde toplu konutun, TOKİ'nin toplu konutunun Çaycuma'da da bir örneğini göreceğiz. Biz seçimden önce TOKİ ile ilgili görüşlerimizin olumsuz olduğunu söylemiştik. Çünkü TOKİ yüksek katlı binalar yapıyordu. Biz de bahçelerle yapacağız dedik. Fakat gelir gelmez TOKİ'nin de bu yanlışlığı gördüğünü düşey mimariden yatay mimariye diye anons ettiler. Dört katı geçmemek üzere konutlar yapılacak. Yani bu da bizim arzu ettiğimiz bir şeydi. O yüzden de bu işi sıcak bakıyoruz. Çünkü vatandaşlarımızın inanılmaz derecede dar gelirli vatandaşlarımızın inanılmaz derecede talebi var. Yani başkan olduğundan bugüne kadar en çok gelen talep TOKİ ne zaman gelecek? TOKİ ne zaman gelecek? Buradan duyuruyorum. Yeri bulur bulmaz TOKİ gelecek. Evet. Çok teşekkürler. Hayırlı uğurlu olmasını diliyorum aldığımız kararların. Hepinize saygılarımı, hürmetlerimi sunuyorum. Nisan ayı meclisini saatler bilgiler alacak. Aslında bu ay içerisinde 5.30 belirsiniz. Gününü belirleyelim. Gününü belirleyelim. Cuma'nın 8'i mi? 2 Nisan Perşembe, 1 Nisan Çarşamba da olur.